Arkadaşlar günaydın. Aslında tünaydın. Saat tam 12 falan. Tamam, ben daha erken uyandım. Şimdi burada size yalan söylemeye gerek yok. Yalan söylemeyeyim. Ama ben kendime gelene kadar 1-2 saat falan geçmesi gerekiyor. Beni tanıyanlar biliyorsunuzdur zaten. Her neyse, hemen ben şimdi girişi yapmak istiyorum. Videoya hoş geldiniz. Bence bugün çok eğlenceli bir vlog. Normal işte evde korona vlogumu izleyeceksiniz. Gerçekten evet, başlıktan gördüğünüz şey doğru. Korona oldum. Bu zamana kadar hiç korona olmayan ve ödül alacağım gün test olmaya gittim. Çünkü törene girebilmem için test olmam gerekiyordu arkadaşlar. Ondan sonra gittim, test oldum. Gerçekten negatif çıkacağımı %100 eminim. Gerçekten %100 emindim çünkü hiçbir belirti yoktu. Tam böyle Halloween makyajı yapmıştım. Ondan sonra mutlu videolarımı çekiyorum falan. Annem dedi ki, bana bir mesaj geldi. Mesajda yazıyor ki korona testiniz pozitif. İlk önce bir inanmadım, sonra numaraya falan baktım. Doğru ve hala inanamıyorum. Sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. 14 gün karantina verdiler. Bugün de karantinada bir günümü izleyeceksiniz. Koronayken bakalım neler yapıyorum evde, onu izleyeceksiniz. Bence eğlenceli bir vlog olacak. Siz yanımdaysanız hiç sıkılmam. Arkadaşlar ben bu arada bu hayatı çok sevdiğimi fark ettim. Neden biliyor musunuz? Evi çok seviyorum. Gerçekten evde kalmayı çok seviyorum. Bu 14 gün benim için böyle bir arınma gibi bir şey olacak. Hem vlog çekebiliyorum rahat rahat, hem video çekebiliyorum, hem Instagram'a falan içerik üretebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Hem yayın açabiliyorum falan. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Arkadaşlar şimdi sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Şimdi mutfağa gideceğiz ve sağlıklı bir kahvaltı hazırlayacağız. Ama ilk önce kalkıp bir banyoya gitmem gerekiyor. Selam mutfak. Aa, siz de mi buradaydınız? Evde vlog çekmeyi çok özlemişim. Zaten üstüme gelmeyin. Bu arada arkadaşlar, ev vlogu için heyecanlanabilirsiniz. Bu videoda evin her köşesini göstermeyeceğim. Sadece işte zaten Instagram'da, TikTok'ta görünen köşeleri var evin. Oraları bu vlogda gösteriyorum. Ev vlogu için daha bekleyebilirsiniz, tamam mı? Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Tüm böyle dolapların içini falan göstereceğim. Ev vlogu bekleyin. Bu arada şeyi söylemeyi unut. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bana destek olmanız için abone olmanız, yorum yapmanız yeterli. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Bu darladı biraz. Ben peynir çok severim arkadaşlar. O yüzden peynirden bayağı bir bol koymak istiyorum. Bu arada koronayken yoğurt falan yiyince de iyi geliyormuş diye duydum. Yoğurt da süt ürünü, peynir de süt ürünü. Peynir çok seviyorum, yoğurt da çok seviyorum ve süt de çok seviyorum. Yani gerçekten hepsini sonsuza dek yiyebilirim. O yüzden peynirden bayağı bir koyacağım kendime şu. Sabahları muz da yiyoruz. Tabakları böyle koyuyoruz. Ve onun dışında ben sabahları badem yiyorum. Ondan sonra kayısı yiyorum. Sağlıklı mesela kayısı. Bak gerçekten sağlıklı. Ondan sonra bir de fındık yiyorum. Bunlar gerçekten sağlıklı. Böyle şeyler de yiyorum sabah sabah. Evet. Enerji, enerji. Birazcık fındık. Ondan sonra iki tane kayısı. Ve tabağımız hazır. Normalde bu kadar dolu dolu yiyemiyorum, yalan söylemeyeyim. Ama hastayım yani. Yapacak bir şey yok. Bayağı doldurdum tabağımı. Anneme de aynı şekilde. Böyle bir tabağım var. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, Muhteşem Yüzyıl kösem izleyerek kahvaltımı edeceğim. Neden diye sorarsanız, biliyorsunuz ki ben Muhteşem Yüzyıl'a aşığım. Muhteşem Yüzyıl'ı bitirince Muhteşem Yüzyıl köseme sardı. Muhteşem Yüzyıl kösem izliyorum şimdi. Her kahvaltı ederken, her boş vaktimde. O da sardı. Güzel. O da çok güzelmiş. Beğendim. Acıktım. Hadi koş. Kendisiyle birlikte bütün alem ateşe verecek haberi yok. Etrafımda zülfikar gelmiş. Şimdi
Şimdi arkadaşlar, bu benim en sevdiğim köşem. Normalde burayı vloga kadar hiç göstermeyecektim. Ama dün bir tane video vardı. O video için, o ses için tam burası uyuyordu. Şimdi buraya ben bak perde ışıklar falan yaptım. Zaten görmüşsünüzdür de birçoğunuz. Böyle gece olunca bunları bir yakıyorum. Işıkları bir yakıyorum. O kadar güzel görünüyor ki. Burası benim best köşem. Şimdi arkadaşlar, kahvaltımı ettim. Ben dün Instagram için bir tane Reels videosu çekmiştim. Sizler benim makyaj yaparak video çekmemi çok istiyordunuz. Reels olarak makyaj yap Ceren. İşte makyaj videosu at Ceren falan diyordunuz. Ben de dedim ki bir tane makyaj videosu çekeyim. Ses eklemek kaldı. Hadi o zaman hemen başlayalım. Çünkü Instagram'a o videoyu benim atmam gerekiyor. Cumartesi değil mi anne? Annemden ses yok. Annem beni takmıyor. Editleyeyim bugün cumartesi, hemen bir saat içerisinde ya da editlediğim gibi videoyu Instagram'a atarım. Şöyle bir şey. Zaten izlersiniz büyük ihtimal bunu Instagram hesabından. Instagram hesabım bu arada Ceren Yaldız'a, bilmeyenleriniz varsa eğer. Şimdi bakayım, değişik değişik hareketler yok burada kesin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceren Yaldız makyajı yapıyorum diye başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ceren Yaldız makyajı yapıyoruz. Ama ses sığmadı. Bir dakika. Olmadı bu. Selamlar. Bugün Ceren Yaldız makyajı yapıyoruz. Selamlar. Bugün Ceren Yaldız makyajı yapıyoruz. Hayır, konuşamadım. Nasıl konuşma, gıcık oldum kendim. Selamlar. Bugün Ceren Yaldız makyajı yapıyoruz. Ve sonrasında pudraya geçiyoruz. Videonun sesini kısmayı unutmuşsun çünkü Jace. Alamaz alamaz sensiz yârim. Ara ara beni ararım adın hemen. Anca yana yana sanar kendimi. Bunların hepsinin sesini kısmam gerekiyor. Az önceki ses kaydımı boşuna silmişim. En başta olmuştu işte. Ne biçim şey lan odur. Şimdi fark allık, allık, allık. Şimdi allığa geçiyoruz. Evet. Bu değişik hareketleri yapmazsam asla olmaz. Allık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü kargo var. Vlog çekmeye bekledim gerçekten bunları açmak için. Şimdi sizlerle birlikte bunları açacağız. Bakalım neler çıkacak. Evet, bir sürü, bir sürü. Ceren Yaldız kargo açıyor. Böyle de çok katil havası verdim elimde bu cam. Kargoları açmak için ama. Şimdi burada, ay bu ne çiçek sepeti? Burada çiçek sepetinden bir şey var. Bu bana hediye falan olabilir mi acaba? Ne bu? Bir dakika. Çünkü ben böyle bir şey... Kart var. ayırıyorum, gidiyorum. İşler bir bana bir hediye. Şimdi bakalım buradan ne çıkacak. Boh da çıkabilir. Ay bunun içinden gerçekten ne çıkacak? Ya arkadaşlar, ben salona ayna sipariş etmiştim. Böyle duvara yapıştırmalı aynalardan. İnşallah onlar gelmiştir. Dur bakayım. Ben şimdi şöyle atayım. Atarız. Ne bu? Aaa! Boh da çıkabilir. Ay bu espri yapmayacağım artık ya. Ne bu? He bu tamam. Ama kameramın şarjı bitiyor. Galiba birazcık kameramın şarjını doldurmam gerekiyor. O arada kameramın şarjı dolarken makyaj yapıp video çekebilirim. Evet, mantıklı. Neyse, bunları bir açalım şimdi. Şu anda bunların konuşma sırası değil. Bunları konuşma sırası değil şu anda. Böyle atayım bunu yani. Çünkü ben biliyorum duvar halısı falan yapmayı. Böyle işlerle çok ilgilendiğim için bu işler benden soruluyor. Evet, o şekilde attım tam olarak. Çöpleri de böyle. Şimdi buradan ne çıkacak bakıyorum. Kesiyorum. Evet, keseceğimmiş. Açıl artık. Artık açıl. Yırtım onu. Evet. Ne çıkıyor burada? Çok tatlı bunlar. Anne şunlara bak. Çok şekerler. Uy uy. Bu ne böyle acaba? Bu küçük bir şey. Bunu merak ettim. Ben böyle bir şey sipariş ettim mi bilmiyorum. He tamam. Çift taraflı bant. Çift taraflı bant sipariş etmiştim. Çünkü çok fazla tablo falan astığım için gerekiyordu. Lazım oluyordu. Onu da o tarafa attım. Şimdi bu kutumdan ne çıkacak acaba? Ya kameramın şarjı bitiyor. Buradan ne çıkacak? Lütfen ayna falan demeyin bana. Bu kadar küçük. Heh tamam. Ayna sandım, ödüm patladı. Bunlar da salona asmak için siyah beyaz tablolarım.
Pardon. Bunlar salona asmak için değil, bunlar mutfağa asmak için. Mutfak konseptli tablolar aldım. Bunlar da onlar. Onları da bu tarafa ayırdık. Şimdi bundan ne çıkacak acaba? Tırnaklarım kırılacak diye bir derdim de yok artık. Çünkü protez tırnaklarımı çıkarttım. Kendi tırnaklarımı zorluyorum. Dünyanın en rahatlatıcı şeylerinden biri bu. Bunlar da ampul şeklinde ışıklar. Az önce ilk açtığımız kargoda duvar örtüsü çıkmıştı arkadaşlar. Onun üzerine bunları da asacağım. Çok güzel olacak. Onları yavaş koydum. Çünkü kırılmamaları. Ve tada arkadaşlar, bu halinle bir anda derseniz haklısınız. Kameramın şarjı bitti ve hala gerçekten inanamıyorum ama hala şarj dolmuyor. Hala yeşil görünmüyor, orada turuncu görünüyor. Ve bu benim sinirlerimi birazcık bozdu. Yaklaşık 1,5 saattir falan vlogu devam ettiremiyorum. Şarja takmak zorunda kaldım bir anda kamera kapanınca. Oha, dışarıda ne kadar çok sis var. Bip. Hiçbir yer görünmüyor şu an. Çok garip. Hazır kameranın bataryasını şarja takmışken dedim ki hemen bir tane TikTok'a video çıkarayım. Hemen bir tane değişim çekeyim. Çok güzel bir değişim çektim şimdi. Onu editlemeye gidiyorum. Ay, küpelerim ne kadar güzel. Bunları lansmanda takmıştım. Bu arada çok havalı bir video çektim. TikTok'tan izlersiniz. Öncelikle şu kıyafetlerimi bir değiştirmek istiyorum ve üzerime daha rahat bir şeyler giymek istiyorum. Şimdi videomun editini yaptım, videomu paylaştım. Aşırı güzel bir video oldu. Ben gerçekten izle izle kendi videoma doyamadım, kendime söyleyeyim. Hazır şimdi sizle böyle konuşuyorken hemen bir nasıl olduğumdan sizlere bahsedeceğim. Şu anda yine birazcık halsizlik var. Onun dışında böyle çok azıcık bir baş ağrım var ama dayanılmayacak gibi bir şey değil. Kötü değilim. Video çekebiliyorum. Mutluyum. Evimi seviyorum. Evi seviyorum. Hayatı seviyorum. Hadi o zaman ben gideyim, üstüme rahat bir şeyler giyeyim. Sonra gidelim, kargolarımızı açalım. Annem de deline konuşuyor kendine. Hemen havalı bir yürü. Bir dakika. Aa, vlogda değişim yapalım. Hadi. Şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şimdi buradan havalı bir şekilde yürüyeceğim. Bu tarafa geçeceğim. Sonra o taraftan geleceğim. Değiştirdiğim kıyafetlerimi. Hadi siz yaparsınız onu. Bir daha deneyelim. Ay, bu sefer de netlemedi ya. Ben geldim. Evet. Üzerime böyle rahat bir şey giydim. Saçım da önüme gelmesin diye bunu takayım dedim. Ama rujumu çıkartmadım. Çünkü bu gece çok güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Özel bir ses yaptım. Özel bir ses dediğim yani şu şekilde. Dün bir ses yaptım ve aklıma çok güzel bir video fikri geldi. O sese bu akşam video çekeceğim. Hatta fosforlu böyle ışıkta parlayan kalemler, boyalar var ya, onlardan aldım. Yüzüme arınma gecesinin maskesini yapmak istiyorum ve o şekilde, o konseptli bir tane video çekeceğim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Kamera şarj olurken ben biraz dayanamadım, acıktım. O yüzden ben yemek yedim. İşte kameranın şarjı bu kadar dayanıyor demek. Anlamadım ki. Aslında iyi kamerasın sen. Akıllı, güzel kamera. Kamera, senin şarjının daha fazla dayanması gerekiyor. Sen akıllı ve güzel bir kamerasın. Ya bitmesin, tamam mı şarjın? Bak, video çekemiyorum senin yüzünden ya. Bıçağımı almalıyım. Bu ne biliyor musunuz? Dur, şunu da açayım. Oy. Bu Özdilek'ten almış olduğum bir battaniye. Pembe battaniye. Biliyorsunuz benim odam böyle pembe. Tamamen pembe bir konsepti var odamın. Bu battaniye de güzel olur diye almıştım. Bu bir battaniye. Pembe. Aa, bıçağım buradaymış. Gittim ikinci bıçağı aldım. Bıçak yok diye. Unuttum ya. Ay, bunda çok ağır bir şey var. Ne ki bu? Ayna. Ama ayna daha büyük olması gerekmiyor muydu? Ayna varsa eğer sizle birlikte yaparız. Evet. Ama bu aynaları bu bant tutar mı? Bantı çok tutacağını düşünmüyorum bu arada. Aynaları tutar mı ki?
Bir deneyeceğiz, göreceğiz bakalım. Hadi şöyle bir kırayım böyle yapar. Ne oluyor benim derler? Beni verir. Bilmiyorum ne yapacağım. Kaları açıyorum. Ya şey... Bakmıyor. Büyük kutudan acaba ne çıkacak? Bakmak ister misin? Bu ne lan? Mutfak için sandalye sipariş etmiştik. Onlar gelmiş. Bunları seninle birlikte mi yaparız sence anne sonra? Beraber yaparız. O zaman bırakayım mı ben bunları buraya? Bunların ben bu kadar büyük geleceğini tahmin etmiyordum bu arada. Ufak tefek bir şey gelirler sanıyorum. Neyse. Bunları mutfağa doğru itiyorum. Ben şimdi sizi mutfağa getirdim. Mutfağa tablolarımızı atmakla başlayacağız ilk önce. Bu duvarı seçtim çünkü ben yayınları, yani Ceren'in mutfakta yayınları yapıyorum biliyorsunuz. Yayınları yaparken tam böyle tezgaha koyuyorum telefonu. O yüzden tam bu duvar görünüyor. O yüzden burayı yapacağız şimdi. Ay, şuna bakın. En çok bunu beğendi. Buraya mı? Tam şöyle olsun. Düz mü acaba bu? Çok sinirlerim bozuldu şu an. Şimdi geldik salonun bir köşesine. Ben şöyle bir tablo almıştım geçen gün. Bu büyük gelecek sanıyordum. Gerçi boyutlarını falan da seçtim ama bu duvara birazcık küçük kaldı sanki. Normalde o kadar da küçük bir tablo değil. Şöyle göstereyim. Oy, bak ağır bir hatta. Yani küçük değil. Bu şekilde ama bu duvara birazcık sanki küçük kaldı. O yüzden bu duvar için şimdi ayna aldım. 4 tane. Bir de tablolar aldım siyah beyaz. Onları yapacağız. Yoksa buradan mı başlasam? 4 tane mi? Evet. Gel şimdi bas. Arkadaşlar az önce duvar örtüsünü yaptık odama. Ama şöyle bir şey var. Ben onun üzerine ışık falan da asmayı istiyordum. Zaten hani kargoları açarken ışık göstermiştim ya size. İşte bunları da duvar örtüsünün üzerine asacağım diye. O işler pek de öyle olmadı. Bayağı bir karışmış. Zaten açana kadar bir saat geçti. Gerçekten abartısız söylüyorum şu an. Bir saat geçti. Sonra açtıktan sonra da duvara yapamadım. Yine karışıyor. Sürekli karışıyor. Ben yemin ediyorum ki böyle bir ışık görmedim. Bir daha o şekilde ışıklar asla almayacağım. Onu yapabilmemiz için büyük ihtimal bir 5 saatimizi falan harcamamız gerekiyordu. Biz yapamadık mı falan diye bak düşünmüyorum. Ben normalde çünkü bu işlerin ustası olarak gerçekten yapıyorum en zor şeyleri bile. Yok, bunlar asla olmadı. Neyse, duvar örtüsü de bence yeterli. Zaten odam çok ışıklı. Renkli ışık var, bir sürü peri ışıklardan var. Işıklı yani, çok ışıklı odam. Onu iptal ettim. Çok da güzel makyaj yaptım ama şu anda bir baş ağrım var. Ve gerçekten iyice halsizleştim. Bugün galiba birazcık da fazla yoruldum. O yüzden de olmuş olabilir. Sürekli videoları falan yetiştirmeye çalıştım. Duş alacağım ve uyuyacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Umarım video eğlenceli geçmiştir sizler için. Hadi bakalım, hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bye.